Marmaris'teki tarihi milattan önce 2000 yılına dayanan kalenin duvarlarına klima takma çalışması konuyla ilgili haberlerin ardından durduruldu. Aynı zamanda müze olarak da kullanılan kaledeki eserlerin nemden korunması amacıyla böyle bir çalışma yapıldığı belirtilmişti. İçinde müzede barındıran Marmaris Kalesi'ndeki tarihi eserleri rutubetten korumak için yapıldığı belirtilen klima takma çalışması sırasında duvarlar hilti ve matkapla delindi ve kazındı. Tarihçilerin tepki gösterdiği uygulama basında yer aldıktan sonra çalışmanın durdurulduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre tarihi kaledeki eserlerin rutubetten korunması için İzmir Röleve ve Anıtlar Müdürlüğü proje hazırladı. Projeye göre tarihi kaleye klima takılarak iklimlendirilmek istendi ve bunun için de duvarlar delinmeye başlandı. Tarihçilerin de tepki gösterdiği çalışmaların basında yer almasının ardından Kültür Varlıklarını Koruma ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün çalışmaları durdurduğu, iklimlendirme için alternatif çözüm yolları aranacağı, tarihi dokuya zarar verilmeden sorunun çözüleceği öğrenildi. Konuyla ilgili gazetecilere açıklamada bulunan Marmaris Çevrecileri Derneği Başkanı Ahmet Kutengin, müzede nem için bir iklimlendirme çalışması yapılması gerektiğini gördüklerini, ancak bunun tarihi dokuya zarar vermeden olması gerektiğini belirtti. Biliyorsunuz bu çevre tahribatları ormanlar, denizlerden sonra şimdi artık kültür varlıklarına da sıra geldi. Neden derseniz, artık insan kaynaklı bütün tahribatlar, biz çevreyle değil insanlarla uğraşmaya başladık. Bu meyanda biz bu konuyu biliyoruz zaten, takip de ediyoruz. Bütün bu 2863 sayılı Kültür Vakıfları Kanunu'nda zaten 10. maddesinde bu konuda zaten nasıl yapılacağını belirtilmiş. Kutengin projeyi araştırmadan ve 2863 sayılı kanunun 10. bendindeki şartnamede belirtilmiş bakanlık yasaklamalarına rağmen Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Röleve Anıtlar Müdürlüğü'nün basit klima projesine ve bakır borularının duvar içine gizlenmesi için duvarların yarılmasına onay verdiklerini savundu. Bizim desteklediğimiz buradaki müze müdürlüğünün içerideki eserleri de girdik, gezdik, hakikaten küfleniyor, oturulacak gibi değil, korkunç bir rutubet ve nem var. Bunun düzeltilmesi için sorumluluğu gereği ve görevi gereği zaten müze müdürü üst makamlara müracaatını yapmış. Dolayısıyla üst makamlar, bizim itirazımız, bunu araştırmadan hazırlanan biz projeyi de biliyoruz. İyicene araştırmadan bu kalenin, bırakın klima için delinmesini, onay veren kurulun yazısında, resmi yazışmalarında bu duvarların, döşenecek bakır boruların duvarlara zarar vereceği imajıyla bu duvarların içine döşenmesine karar vermiş. Dolayısıyla bu sadece delik değil, duvarlarda gördüğünüz gibi bir de yarıklar meydana geliyor. Bu yarıkların üstü nasıl kapanacak ayrıca? Kale çevresinin sit alanı olduğunu hatırlatan Kutengin şunları söyledi. Ayrıca biliyorsunuz bu kalenin etrafında konutlar var, oturan evler var ki bu evlere bile, bırakın herhangi bir tadilatı, çivi çakmak bile yasak. Hapis cezalarıyla suçlanıyor ve ceza görüyorlar. Dolayısıyla böyle bir olayda sit alanı olan, tescilli sit alanı olan bölgede buraya bir içerideki nemi ve eserlerin korunması için yapılacak bir ısıtma sisteminin çok araştırılması ve çok iyi projelendirilmesi gerekiyor. Bizim itirazımız buna. Ahmet Kutengin, müzede iklimlendirme çalışması yapılması gerekliliğini anladıklarını, ancak projeye itirazları olduğunu ifade etti. Bizim bütün itirazımız ki bu tadilatın yapılması için de bakanlık bazı büroları görevlendirmiş. Bunların içinde arkeologlar var, tarihçiler var. Hepsi bu bürolar tarafından yapılması lazım. Acaba bu ısıtma projesini kimler yaptı? Bu onayı verenlerin de imzaları var bizde. Bu şahıslar da biliniyor. Biz şimdi bu şahısların hangi bilgiyle, hangi yetkiyle bu projeyi çizip ve topluca onay aldıklarını merak ediyoruz. Bunların titrileri nedir? Mühendis midir? Arkeolog mudur? Mimar mıdır? Kimdir bunlar imzaları ki bunun içinde belediyeler de var. Bu izinleri kim verdi?
Bunu araştırıyoruz. Kutengin, projeye onay verenlerden biri olan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün şimdi de projeyi durduran kurum olduğunu söyledi. Durduruldu ama bu onayı verenin listenin içinde kendi isimleri de var. Önce de izin verip imza atıp sonradan durdurulmasına da bir anlam veremiyoruz.